Hayatımın eserlerime tesir ettiğine şüphe yok. Genç neslin kuvveti romancılarından Orhan Kemal Orhan Kemal'i 1950 yılında bir yaz günü Varlık Yayın Evi'nde tanıdım. O gün Yaşar Nabi'ye Varlık Yayınları arasında çıkacak olan Atatürk Diyor ki isimli kitabımın nüsvetelerini götürmüştüm. Yanında 30 ila 40 yaş arasında gösteren mütefekkir edalı bir şahıs oturuyordu. Karşılıklı hatır sorma faslından sonra konuşmaya başlayacağımız sırada Yaşar Nabi işte Orhan Kemal diyerek ve ardından da benim ismimi söyleyerek bizi birbirimize tanıştırmıştı. Bu tanışmanın üzerinde 4 yıl geçmişti. Bu müddet zarfında Orhan Kemal ile gerek varlıkta gerek İkbal Kıraathanesi'nde gerekse Belediye Kütüphanesi'ne defalarca karşılaştık. Uzun veya kısa konuşmalarda bulunduk. Bu konuşmalar bizi öylesine birbirimize bağladı ki bilhassa son yıllar. Orhan Kemal için çok verimli oldu. 1950'den bu yana ona yakın hatıra sayılır eser meydana getirdi. Kendisine bugünkü edebiyatımızı hakkıyla temsil eden özlü kalemlerin en kudretlilerinden biri saymakla hiç de mübalağa ettiğimi sanmıyorum. İşte neslimin bu en kıymetli değerlerinden birini okuyucularıma daha yakından tanıtmak arzusu ile kendisini evinde ziyaret edip edebiyat ve sanat üzerine şöyle bir konuşma yapayım dedim. Bu maksatlı cibalini karışık ve kış mevsiminde üstelik de çamurlu yollarını geçtikten sonra üstadın evini bulabildim. Şimdi Orhan Kemal'in çok mütevazi hatta çıplak denecek şekildeki çalışma odasında kendisiyle karşı karşıyayım. Bu anda hatırımdan bir şimşek hızı ile şunlar geçiyor.'' Ah şu Türk aydınının ıstırapları, yazmakla tükenmez ki. Yok sağa bastın, yok sola bastın, teraneleri arasında, sırat köprüsünde yürürcesine yazı yazmak. Geçelim bunu. Ya şu lisanımızın daracık bir sahaya hapsedilmiş olmasına ne dersiniz? Fransızca bir eser basılır, bunu hem Fransız hem de Fransızca bilen herkes okur. Ya eser İngilizce ise? Kendine dünyanın dörtte üçünü okutmak avantajlarına maliktir. Bu yüzden Hemingway'in, Coldplay'in eserleri milyonlarca basılır ve bir tek eser onlara muazzam servetler sağlar. Ya bizde öyle mi ya? 4-5 bin basan bir eser sahibine ne kazandırır? En fazla olsa olsa iki aylık bir geçim. İşte bu kadar. Sorularımı sormaya hazırlanırken odaya kıymetli sanatçımızın eşi ve birbirinden güzel çocukları girdi. İkisi erkek ve biri kız olan bu sevimli evlatlar odayı öyle doldurdular. Öyle canlandırdılar, öyle aydınlattılar ki. Foto muhabirimiz Osman Özcan hemen makinesini ayarlayarak birbirinden güzel pozlara tespite başladı. Bir müddet hoş beşten sonra sizi yazı hayatına sürükleyen sebepler neler olmuştur soruma Orhan Kemal biraz düşündükten sonra şöyle cevap veriyor. Beni yazı hayatına sürükleyen sebeplerin neler olduğunu şimdiye kadar düşünmemiştim. Bunu sizin sorunuzdan sonra düşündüm. Şöyle sıralayabiliriz. Peşin bu hayatı devam ettirebilecek bir kabiliyet. Sonra bu hayatın verdiği imkan. Bu imkan bundan önce denediğim mesleklerin verdiği imkandan daha uygundu. Yani beni ve çocuklarımı biraz daha iyi yaşatabiliyordu. Peki hayatınız eserlerinize tesir etmiş midir? Hayatımın eserlerime tesir ettiğine şüphe yok. Zaman zaman düşünürüm. 16 yaşımdan itibaren ekmeğimi kazanmak zorunda kalmasaydım ne olurdu? Mesela baba evinin rahat ekmeğiyle tahsilimi normal şartlar altında yapıp yüksek bir diploma sahibi olsaydım, belki de herhangi bir memur olur, düz bir hayat sürerdim. Yahut gene yazar olur, ihtimal hikayeler, romanlar yazardım ama konularım herhalde bugünkü konular olmaz. Rahat ekmekle yetişip Yaşayan insanların hayatları yahut da o insanları eğlendirmek, onlara hoşça vakit geçirtmek endişesine güden konular olurdu. Çünkü bilip tanıdığım çevreler bu çevreler olacaktı. Hikayelerinizin konuları yaşanmış mıdır? Hayali midir? En çok hangi tipleri seversiniz? Hikaye ve romanlarım için bazen şöyle sorarlar. Bu anlattıklarınız gerçekten oldu mu? Cevap veririm. Okuduğunuz şeyler gerçekten olabilir mi, olamaz mı? Olabilir, olup duruyor. Şu halde önemli olan gerçekten olmuş olması değil, olabilip olamamasıdır. Sizin sorunuzun cevabı da bu galiba. Önemli olan gerçekten olmuş olması değil, olabilip olamamasıdır. En çok hangi tipimi severim? Bunu da düşünmemiştim. Mağmafi şöyle sıralayabiliriz. Küçük adam, Murtaza, Cemile, Hayır hayır bütün tiplerimi severim. Bir sanatçı olarak böyle bu. İnsan olarak avare yıllardaki İzzet Usta'yı, Bereketli Topraklar Üzerinde romanımdaki Duvarcı Kılıç Usta'yı, Bukat Var romanımdaki Muhsin Usta'yı. Ama sevmekten neyi kastettiğinizi anlayamadım. Sadece sempati mi? Yoksa mesela 72. Koğuş'taki Ahmet Kaptan kadar Berbat Tevfi'yi de severim. Vukuat Var'daki Muhsin Usta kadar Cemşir Ağa'yı, Hamza'yı hatta hatta berber reşiti. Çünkü en fena insanlar bile ellerinde olmayan sebeplerle fena olmaktadırlar. Binaenaleyh sevilmeye, savunulmaya muhtaçtırlar. En çok hangi tiplerinizi seversiniz? Sözüyle şunu kastediyorum. Yani gerçeğe veya arzunuzu en uygun bir şekilde hangi tiplerinizi canlandırabildiniz? Bütün tiplerimi gerçeğe uygun olduğunu temin edebilirim. Sanat endişesiyle mi yoksa sosyal endişeyle mi yazarsınız. Bu iki endişe birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Sosyal endişe sanatçının insan olması haysiyetiyle yurdu ve düşmanı hakkında vardığı kanaatlerin neticesidir. Her şeyden önce bir fikir adamı olması lazım gelen sanatçı, sosyal endişelerini sanat yoluyla belirten insandır. Demek oluyor ki peşin sosyal endişe. Fakat bu sanatın ikinci plana itilmesi demek değildir. Yukarıda da söylediğim gibi bu ikisi birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Anadolu gerçek hüviyetiyle hikaye ve romanlarımıza girebilmiş midir? Girememişse niçin? Bu sorunuza hiç düşünmeden bütün samimiyetimle evet diyeceğim. Hatta daha da ileri gideceğim. Bizimle girmiştir. Bizden evvel Aydan'ın bu işle lütfen merhameten, inayeten, meşgul olması kabilindendi. Sizce sanat nedir ve sanatkar kimdir? Kısaca sanatkar, istediği anda, istediklerini insanlara sanat yoluyla duyurabilen insandır. Sadece duyan, hisseden değil, sanatta bir duyurma aracı. Hikayenin konusu mu yoksa yazılış şekli mi daha önemlidir? Kıymetli sanatçımız bu soruya güzel bir benzetme yaparak şöyle cevap verdi. Bu da birbirinden ayrılmaz bir bütünse de bence konusu daha önemlidir. Yani biçim dediğimiz şekil, öz dediğimiz muhtevayı değil, muhteva dediğimiz öz, biçim dediğimiz şekli tayin eder. Mesela bir terzi, elbiseyi rastgele yapmaz. Kumaşı kesip içeceği bedenin ölçüsünü alır peşin. Kumaşı sonra keser. Yani evvela beden, ondan sonra kumaş. Daha sonra da bedene göre elbise. Mevzu bulmakta zorluk çeker misiniz? Rahat mı yoksa güç mü yazarsınız? Çalışırken sessizliğe ihtiyaç duyar mısınız? Hayır, rahat yazarım. Kendi kendimle barışıksam. Yani moralim düzgünse, çalışırken yanımda top atsalar hız gelir. Çoğu zaman kahvede bir masaya oturur. Başlarım yazmaya. İnsanlarla beraber, onların gürültülü havası içinde yazmak ne güzeldir. Bundan sonra günümüzün az çok sanat dedikodusu haline gelmiş olan bir noktayı soruyorum. Hikaye ve romanlarda şive farklarına yer verilmesi dilde birlik esasına aykırı düşmez mi? Düşmez kardeşim, şunun için düşmez. Siz sosyal konularla uğraşan bir yazarsanız ve yazdığınız hikaye yahut romanda bir çeşitli röportaj demek olan usulle çalışıyorsanız biraz daha çeymiş ama. Yani tiplerinizin ruh tahlillerini siz değil. Bizzat kendilerine yaptırmak istiyor. Bunun için de konuşmanın diyalektiğine başvuruyorsanız ve farklarını muhafazaya mecbursunuzdur. Ben şahsen tiplerime hacim verdiğim, yani bir çeşit kabartma sinema tekniği kullandığım için böyle hareket ediyorum. Yani yazar olarak kendimi aradan çekip okuyucumu anlattığım şeylerle baş başa bırakıyorum. Görüyorum ki okuyucum zekidir. Baş başa kaldığı şeylerden anlaşılması gereken şeyleri benim şerhü izahım olmaksızın da anlayabilmektedir. Ama bu türlü yazmak hayli yorucudur, zordur da. Dozu kaçırılır yahut iyi tayin edilemezse muvaffakiyet ümidi azdır. Sonra konuşturduğun insanları gayet iyi bilmek biraz da onlardan onlar gibi olmak lazımdır. Yani hayatı onlar gibi yaşamış, ıstıraplarını onlar gibi çekmiş olmak gerekir. Bir kelimeyle onları çok iyi tanımış olmak. Sonra şive farklarını aşırılığa düşmeden belirtmek dilde birlik esasına asla aykırı düşmez. Çünkü konuşturduğunuz tipler ideal Türkçe'ye misal olarak verilmiş değildir ki. Yani şiveyi yazar yapmıyor, tipleri yapıyor. Yazar bu davranışıyla, ey farklı şivelerle konuşan insanlar, yanlış konuşuyorsunuz, doğrusu benim verdiğim misaldir, benim gibi konuşun demek istiyor. Yazarın konuşmasına gelince, Tiplerin konuşması dışında yazar tasvir veya izahlarında en doğru en ileri dille yazacak yani konuşacaktır. Aksi halde tipler arasındaki özellik kaybolur. Bütün tipler aynı dille, yazarın ileri diliyle konuşur ki bu yalancılıktır. Öz dilini olsun, dost doğru konuşamayan insanlara iftiradır. Gönül bütün insanlarımızın yalnız dilde değil her çeşit medeni seviye bakımından da ileriliğe kavuşmasını istiyor. En çok emek ve önem verdiğiniz eseriniz hangisidir söyleyebilir misiniz? Şuna emin olun ki en az yahut en çok önem verdiğim eserim yoktur. Hepsine gücümü yettiği ihtimamı gösterir. Önem vererek hazırlarım. Daha kuvvetli yahut daha zayıf oluşları benim verdiğim önemden çok Onların özlerinden yani muhtevalarından aldığım konunun bizatihi kuvvetinden gelir. Bizden ve yabancılarda kimleri okudunuz? Bunlardan en çok hangilerini beğenirsiniz? Okulda roman, hikaye umumiyetle edebiyattan nefret ederdim. Varsa futbol yoksa futbol. Edebiyat sevgisi bende çok sonra hayata atılıp Hanya'yı Konya'yı anladıktan sonra başladı. Bu başlayış tesadüfen karşıma çıkardı, olgun dost veya dostların benimle ciddi şekilde insanca uğraşmalarıyla gelişti. Edebiyat adına bizimkilerden önce yabancıları tanıdım. Bilhassa dünya realistlerini. Daha sonra bizimkilerle müşerref oldum. Ne yalan söyleyeyim. Bu teşerrüf hiç de lehte olmadı. Pek azım müstesna. Bana çok yavan geldiler. Suyuna trit derler ya. Bir şekil özentisi, bir uslup, Bunlar fena şeyler değil ihtimali ama konu... Konu ne olacak? Mücerret aşk tekerlemeleri bıkkınlık verecek kadardı. Hala da bu terani sürüp gidiyor. Bununla beraber bizimkilerde de batılı realistlerin tadını bulduklarım olmadı değil ama beğendiklerime gelince sayıp dökmek uzun sürecek. En kısası her milletin namusu realistlerini seviyorum. Tabii bizimkileri de katıyorum. Namuslu realist ne demek diyeceksiniz dedim ya uzun kaçacak. Memleketimizde yazı erbabını düşündüren bazı engeller var mıdır? Heh, üstüne bastınız. Memleketimizde yazı erbabını düşündüren engellerden birisi de bir evvelki sorunuzda namuslu realistin ne demek olduğu cevabını vermekten beni alıkoyan şeydir. Yani düşündüğünü, yazmak ihtiyacını duyup da yazmamayı uygun buluşu. Geçelim. Memleketimizde sanat ve kültür hayatının yükselmesi için sizce neler yapılmalıdır? Bilmiyorum. Yahu çok iyi biliyorum da cevap vermek istemiyorum. Mazur görün. Yazmaktan okumaya vakit bulabiliyor musunuz? Günde normal kaç saat çalışırsınız? Kültürünüzü artırmak için neler yapıyorsunuz? İstenirse pek hala bulunabilir. Buluyorum da her gün normal olarak 8 saat çalışırım. Bu ortalama bir ölçüdür. Yoksa mesela 3 gün 5 gün sırtı sıra avaralık edip 2 günde 20'şer saat çalıştım çok olur. Bu biraz da insanın kesesi. Dolayısıyla moraliyle ilgili bir şey. Kültürün artması insanın kitaplıktan hangi kitabı niçin çekip alması gerektiğine bağlıdır. Bu kitap değil de daha bilgili bir dost olabilir ben faydalanacağımı umduğum herhangi bir dosttan bana bilmediklerimi öğretmesini rica etmekten çekinmem. Küçük adamın notları serisi birdenbire durdu. Baba evi avare yıllardan sonrası gelmedi. Sebebini sorabilir miyim? Küçük adamın notları serisi ben yaşadığım müddetçe devam edecek. Kaç cilt olacağını bilemem. Fakat bu seri durmuş değildir. Mesela üzerinde Zaman zaman çalıştığım üçüncü cildin ismi Dünya Evi'dir. Bundan sonra silah arkadaşlar ismini vermeyi düşündüğüm dördüncü cilt. Bu şekilde beşinci, altıncı ciltler çıkacak ama ne zaman çıkacak bunu benim arzumdan ziyade şartlar tayin eder. Yeni bir şey hazırlıyor musunuz? Bir roman filoyum var. Nedir bu roman filoyum? Bu birbirini takip eden ciltlerden müteşekkir uzun ve büyük bir roman serisidir. Peki bu seriden neyi mevzu alıyorsunuz? Bu hazırladığım eser bir ailenin 93 harbinden zamanımıza kadarki macerasını anlatacak ve tabi memleketimizin değişen sosyal şartlarını da belirtmeye çalışacak. Bu seriye başladınız mı? Evet başladım. Hatta Cemile ismi verilen cilt de bu roman flob'un ciltlerinden biridir. Bundan başka tasarı halinde 3-4 romanım daha var. Üzerinde çalıştıklarım bittikten sonra sırayla bunları yazacağım. Ya hikayeler ne oluyor yoksa hikayeyi bırakıyor musunuz? Hikaye bende romana geçişte bir merhale oldu. Kanaatimce küçük ve uzun hikayelerde iyice bilinmeyen kalem romanı zor yazar yahut yazamaz. Çünkü hikaye kompozisyonlarını kolaylıkla kıvıramayan bir yazar çok daha büyük, çok daha eline boyuna bir kompozisyon isteyen romana meydana getiremez. Kaleminizle geçiminizi sağlayabiliyor musunuz? Mükemmel demeyeyim de ekmeğimi ve çoluk çocuğumun ekmeğini çıkarabiliyorum diyeyim. Bu gerçekten de böyle. Hala ölmediğimize göre demek ki yaşıyoruz. Mesela dünya seyahatimi yapamadığıma, istediğim gibi bir kitapla sahip olamadığıma göre falansa mükemmelen yaşayamıyorum demektir. Sizce gerçek demokrasi nedir veya nasıl olmalıdır? Geçelim. La ikraha fiddin. Dinde zorlama yoktur Kabil'inden. Bence röportajda da zorlama olmaması lazım. Bilhassa Orhan Kemal'le yapılanında. Çünkü kıymetli dostum çeşitli menfaatler karşılığı susan yahut kiralık kalemler, Kafalar ve vicdanlar misilli bir robot gibi başkalarının istediğini yazan, onların aleti olan bir insan değil ki. Mütemadiyen yazan, fikirlerine imkanı sınırları içinde efkara umumiyeye bol bol sunan şahsiyet ve dava sahibi realist bir muharir. Samimiliği, ciddiliği ve hepsinin üstünde insan haysiyeti ile yegane sermayesi kafasını yorarak, sıkarak elde ettiği adamla adamla cevheri ailesinin Çoluk çocuğunu ve kendisinin nafakası için parayı tahvil ediyor. Bu en asil menba mütemadiyen çalışıyor. Veriminin bolluğuna rağmen sahibine kazandırdığı maddi imkan hiç denecek kadar azdır. Fakat ya ölümsüz olabilmek? Milyonların başaramadığı bu imkanı sahibine bu asil menba sağlıyor. İnsan maddenin çok üstünde bir fikir, irade ve ruh bütünü olduğuna göre bu üç kudretle ölümü yenebilmek işte en büyük başarı, en büyük bahtiyarlık. Mustafa Baydar, Yeni İnce 20 Şubat 1954.